Nisa suresinde bir ayet-i kerime Hak e, iman edenlere sesleniyor. Ya yüzyılda âmenu, âmenu billahi ve resulihi vel kitabı lezi nezle ala resulihi ve kitabı lezi enzele min kablu. Şimdi kaçıncı ayetmiş? O, 136. ayet. Ya yüzyılda âmenu, ey iman edenler, âmenu billahi, Allah'a iman edin ve resulihi, peygamberine iman edin vel kitabı lezi nezle ala resulihi. Peygamberine indirdiği kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e iman edin ve kitabı lezi enzelimin Önceden indirilen kitaplara da iman edin diyor. Şimdi iman edenlere iman edin demek imanınızı koruyun, imanınızı devam edin, imanınızı muhafaza edin demektir. Şimdi bu ayet-i kerime, kerimeyi şöyle anlayanlar da olmuş. Bu ayet-i kerime gerçekten müminlere değil de kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen, mümin görünen, münafıklara hitap ettiğini, e, ey e, dilleriyle iman edenler, ancak kalpleriyle iman etmeyenler, gerçekten Allah'a iman, iman edin. edin, peygamberine iman edin, kitabına iman edin denmiş olur diyenler var ise de, benim kanaatim böyle değil. Yani bu ayet münafıklara değil, doğrudan doğru müminlere hitap ediyor ve müminlerin e, imanlarını korumalarını istiyor. Bunun başka delilleri var. Mesela Alimran e, Ali İmran suresinde Cenab-ı Hak e, yine müminlere hitap ediyor. Ya yüllezine amenü tegullaha Ya yüllezine amenü tegullaha katugati ve la temutunne illa ve Ey müminler zannediyorum Ali İmran 103. ayet-i Ey e, iman edenler layık ve hakkıyla gerçek anlamda Allah'a karşı gelmekten sakının, takva sahibi olun, muttaki insan olun ve ancak Müslümanlar olarak ölün diyor Cenab-ı Hak. Müslüman olarak ölün ne demek? Yani imanınızı muhafaza heh, etmeye çalışın. İmanınızı koruyun, Müslümanca yaşayın ve son nefesinize kadar imanınızı muhafaza edin ve mümin olarak ölün. Mümin olarak ölürseniz dünya sınavını kazanmış olursunuz. İmanla gidersiniz. Ahirette yüzde yüz, binde bin mutlaka cenneti kazanmış olursunuz. Veler ki günahınız bile olsa, eğer Allah hakkı ile ilgili bir günahsa, Rabbim onu dilerse yağfirli men yeşâ ve yuazzü men ayet-i olduğu gibi Allah dilediğini azab eder, dilediğini bağışlar. Dünyada Allah tevbeden her kulunu hangi günahı işlerse işlesin, tevbesini kabul eder, affeder. Ama kafir olarak ölürse, müşrik olarak ölürse, münafık olarak ölürse Allah artık onları ahirette affetmez onları cehenneme atar. Ama mümin olarak ölürse, e, bu arada günahı da varsa, diyelim ki namazında eksiği varsa, orucunda eksiği varsa, Allah isterse onları kendi lütfu keremiyle affedebilir. Hiç ceza vermeden cennetine koyabilir. Kul hakkı varsa tabii o da hesaplaşma olacak. Eğer affetmezse, şefaat eden de olmazsa cezasını çeker ama neticede Mümin olarak ölmenin mükafatı olarak Yine cennete mutlaka gidiyor. cennete gider. Dolayısıyla aziz kitabımız, yüce kitabımız, kerim kitabımız, Kur'an-ı Kerim konularına göre tertip edilmiş bir kitap değildir. Kur'an-ı ki bir, bir konu farklı surelerde anlatılır. Dolayısıyla Kur'an ayetlerini Kur'an bütünlüğü içerisinde ba başka ayetleri de dikkate alarak Değil anlamamız gerekir. Dolayısıyla... Mesela işte Alimran suresindeki sözüne ettiğim ayet ile Nisa suresindeki bu ayet birlikte okuduğumuz, birlikte anlamaya çalıştığımız zaman iman edenlere iman edin diye Rabbimizin emir buyurması'nın anlamı efendim imanınızı koruyun, imanınızı muhafaza edin demektir. Yani bunu böyle anlamamız gerekiyor. gerekiyor.